Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir karmaşık sayının polar veya kutupsal gösteriminden bahsedeceğiz. Bunu yapmak için her zamanki gibi elimize bir karmaşık sayı alacağız. Ve bu karmaşık sayıyı karmaşık düzlemde göstereceğiz. Şimdi karmaşık düzlemde bir sayıyı gösterirken şu ana kadar hep reel ve sanal bölgesini söylemeyi tercih ettik. Fakat şimdi size ben aslında şunu söyleyeceğim. Biz bunu yapmak yerine aslında boyu ve argümentini de söyleyebilirdik. Şu şekilde, hemen yana başka bir tane düzlem istiyorum. Eğer siz bana bu sayının boyunu söyleseydiniz, hemen boyunu işaretleyelim. Bu boyu söyleseydiniz, bu boyun miktarını biliyorum. 3, 4 veya bir kök gibi bir sayı. Şimdi ben aynı miktarı bir şekilde burada işaretlemeye çalışırdım. Derdim ki burası olabilir mesela. Bu sayının da boyu aynı, değil mi? Hemen buraya bir sayı koyalım. Mesela şu sayının da boyu aynı. Bu sayı bu da olabilirdi. Veya şu sayıyı da alabilirdik. Şimdi siz bana ikinci bir bilgi verdiniz. Benim sayım dediniz. Argümenti şu açı. Bu da bir derece. 30 derece, 40 derece bir şey. Bunu söylediniz bana. Şimdi ben düşündüm. Reel eksenden bu kadar derece döneceğim. Şimdi bakın reel eksenden dönmeye başlıyoruz. Bu kadar derece döndüm. Şimdi bu kadar derece döneceğimi biliyorum. Bu sayı nerede olabilir? İşte bu doğru boyunca bir yerde olacak. Şuradan bakıyorum açıya tekrar. Pergelimi elime alıyorum. O açı ne kadar geliyorum buraya. Peki o zaman bir kere ne yönde olması gerektiğini biliyorum artık. Diyorum ki benim karmaşık sayım burada olmak zorunda. Çünkü o doğru parçasına, onu sıfırla birleştiren doğru parçasına ilk nerede çarptığımı biliyorum. Bunu biliyorum. Az önceden de boy bilgisini biliyorum. Bu doğru parçasında hangi uzunluğu işaretlemem gerekiyor? Burada bana söylenen uzunluğu işaretlemem gerekiyor. O uzunluğu da hemen işaretleyelim. İşaretledim. Ve sayım buradaymış. Bu şekilde buldum. Şimdi bu bize şunu söylüyor. Aslında bir karmaşık sayının yerini reel ve sanal kısımlarını belirterek söyleyebildiğimiz gibi esas argümenti ve boyunu belirterek de söyleyebiliriz. Şimdi burada bazı ilişkilere bakacağız tabii ki. Bir sayının normal kartezyen gösterimi olarak adlandırılan bu gösterim reel kısmı ve sanal kısmı verilerek ifade edilen yerinden nasıl polar koordinatlara geçeceğimi aslında biliyorum. Şundan dolayı biliyorum. Bir sayının boyunu nasıl bulacağımı biliyorum. Aynı zamanda bir sayının argümentini nasıl bulacağımı da az önce öğrenmiştik. O zaman şunu diyorum. Acaba buradan buraya nasıl geçerim? Yani bir karmaşık sayının boyunu biliyorsam ve esas argümentini biliyorsam o sayının reel ve sanal kısmını nasıl bilebilirim? Burayı bir tekrar etmekte yarar var. Reel, sanal kısım. Burada elimde bu bilgi var arkadaşlar. Bu tarafta ise elimdeki bilgi boy, argument. Şimdi ben diyorum ki biz şu an şu tarafa geçebiliyoruz. Boy ve argumenti nasıl bulacağımızı biliyoruz. Boy, reel'in karesini alıyoruz, sanal kısmın karesini alıyoruz. Bu şekilde bulunuyor. Argumentin de nasıl bulunduğunu aslında ifade ettik. Şimdi ben asıl şu an şu tarafa geçmek istiyorum. İşte şimdi bunu anlatmaya çalışacağız. Bu aslında pek de zor değil. Biraz trigonometri bilgisiyle halledilebilecek bir şey. Şimdi şuradaki üçgene tekrar bakıyoruz. Şurada bir açım var. Bu açı diyelim ki alfa olsun. Burasının uzunluğu norm z. Peki burada norm z'yi biliyorum. Sin alfanın ne olduğunu biliyorum. Sin alfa ifadesini hemen bir yazalım.
sin alfa eşittir karşı, şurası karşı oluyor, b bölü mutlak z. Kos alfa eşittir a bölü mutlak z. Bu da bana şunu söylüyor. B eşittir mutlak z sin alfa. A eşittir mutlak z sin alfa. Şimdi ben esas olarak bunlara odaklanacağım. Aa, burası kos alfa, yanlış yazmışım. Hemen düzeltelim. Burada kos vardı. Çarpınca kos alfa oldu. Bu aslında bana şunu söylüyor. Eğer elimde esas argüment ve boy bilgisi varsa B'yi, yani sanal kısmı bulabilirim. Aynı zamanda boy ve esas argüment bilgisi varsa real kısmı da bulabilirim. Ve bir sayıyı aslında şu şekilde yazabilirmişim. A yerine norm z cos alfa, B yerine z'nin boyu sin alfa çarpı i. İşte arkadaşlar, bu gösterim polar gösterim. Şimdi burada eğer norm z parantezini alırsam cos alfa artı i sin alfa kalır. İşte biz bu ikinci kısma cis alfa adını vereceğiz. Bu sadece yazılımda daha kısa yazabilmek ve zaman kazanmak için olan bir kısaltma. Şimdi bunları temiz sayfada bir özetleyelim. Şimdi elimizde bir karmaşık sayı vardı. A artı B'ydi. Karmaşık düzlemde bunun bir yeri vardı. Şurası A'ydı, burası B'ydi. Burası norm Z'ydi. Biz bu sayıyı norm Z çarpı cos alfa artı norm Z çarpı sin alfa çarpı i şeklinde yazdık. Sonra da norm Z parantezini aldık. Cos alfa artı i sin alfa kaldı. Bu ikinci kısma daha basit yazmak adına norm z cis alfa yazdık. İşte arkadaşlar, norm z cis alfa yazımı bizim için önemli olacak. Bu bir sayının polar gösteriminin nasıl yapılacağını ifade ediyor bize. Şimdi biraz örnek yapalım. Bu konu şundan dolayı önemli polar gösterim. Daha önce anlattığımız her şeyi aslında tek bir çatı altında birleştiriyor. Mesela 1 artı i sayısının polar formda gösterimiz. Şimdi bunu aslında direkt şu şekilde yapabiliriz tabii ki. Z, norm z cis alfa diye yazılıyordu. Norm z boy, alfa esas argüment. Ama kavramların iyi oturması için belki de bir kez karmaşık düzlemde bunu adım adım göstermekte yarar olduğunu düşünüyorum. 1'i, buradan da 1'i işaretledim. 1 artı i sayısını buldum. Şimdi burası benim boyum. 1, 1, Pisagor'dan kök 2 edecek. Demek ki bu sayının boyu kök 2. Şimdi ben bu sayıyı şu şekilde ifade edeceğim. Burası 45 derece. Burada dik ikizkenar bir üçgen olduğundan dolayı. Kök 2 çarpı cos 45. Buradaki trigonometrik mantıklardan çok kolay görülebilir bu. Burası kök 2 cos 45 burayı verir. Artı kök 2 sin 45 i. Ya da diğer yazımla kök 2 cis 45. Tabii bunu hiç yapmaya gerek yoktu. Direkt sayıyı gördüğümüz anda da norm z'ye 1 artı 1 kök içerisinde cis 1 artı i'nin
esas argümentini bulmak için de onun yerini biliyoruz. Bu yerde şurada ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. 45 derece. Böylece direkt 45 yazabilirdik. Şimdi biraz daha zor bir örneğe bakalım. Mesela elimizde bir eksi kök 3 iyi olsun. Karmaşık sayısını polar formda gösteririz. Şimdi tabii ki boyu çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Hemen bulalım. Norm z yani norm 1 eksi kök 3 i eşittir. Kök içerisinde 1'in karesi artı eksi kök 3'ün karesi eşittir. Kök 1 artı 3 eşittir 2. Bunu çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Belki esas argümenti bulmak biraz daha gıcık mesele burada. Şimdi sayının nereye denk geldiğini şöyle görebiliriz arkadaşlar. Reelde 1'i işaretliyorum. Sanalda eksi kök 3'ü işaretliyorum. Sayı buraya denk geliyor. Şimdi burada bir üçgen var. Üçgenle ilgili şunu biliyorum. Şurası kök 3, burası 1. Şimdi burada tabii ki bu üçgenin 30-60-90 üçgeni olduğunu görmem gerekiyor. Ve şu açı 60. Böyle olunca şu açı, reel eksenle pozitif yönde yapılan açı 300 derece olmuş oluyor. Ve bu da şunu sağlıyor. Artı z eşittir 300 derece. Yani aslında biz sayımızı 1 eksi kök 3 i'yi aynı zamanda 2 cis 300 diye de yazabiliyormuşuz. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.